Kıssa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün camiye giderken yolda ezan ile dalga geçen Yahudi çocuklarını duydu. Aralarından birinin sesi çok güzeldi ve o ezanı ağzına eğip bükerek söylüyor, diğerleri de ona gülüyordu. Bizler olsak ne yapardık bu durumda? Şiddet, hakaret. Allah Resulü yolunu değiştirerek çocukların olduğu yöne doğru yavaşça ilerledi. Yanlarına yaklaştı. Öncelikle elini kaldırarak selam verdi. Bu psikolojide benden size zarar gelmez anlamında. Ve az önce çok güzel bir ses duydum. O sizden mi geldi diye sordu. Şu inceliğe bakar mısınız? Çocuk güzel ses deyince sevindi tabii. Hemen öne atıldı. Evet ben söyledim dedi. Efendimiz ona senin sesin ne kadar güzeldir öyle. Seni şu mescide götürsem... Oradaki amcalara da söyler misin dedi. Çocuğun gururu okşanmıştı. Mutlu oldu. Söylerim ama ben ezanı bilmiyorum ki dedi. Olsun ben öğretirim sana dedi Allah Resulü. Ve o söyledi. Çocuk tekrarladı. Bu şekilde ezberledi. Sonra Efendimiz elinden tuttu. Diğer çocuklarıyla birlikte mescide gittiler. Ve Resul yol boyunca onun saçını okşamıştı. Mescitte okuyunca oradaki sahabeler de güzel övgülerde bulundu çocuğa. Kendini çok iyi hissetmişti çocuk. Efendimiz çocuğa yaklaşarak, senin sesin çok güzel. Ben seni Mekke'ye göndersem orada Kabe'ye müezzinlik yapmak ister misin dedi. Şu insan kazanma sanatına bakar mısınız? Çocuk farkında bile olmadan Müslüman olacak. Oralarda Kabe'de müezzinlik herkesin bildiği bir şey. Konuşulan bir şey. Çocuk da bunu biliyor. Çocuk bir şey olduğunu biliyor ve çok hoşuna gidiyor bu durum. Kabul ediyor. Ve yıllar sonra. İşte bu çocuk Ebu Mahzure. Sahabeden, Kabe müezzinlerinden Ebu Mahzure. Fakat onun diğer müezzinlerden bir farkı var. Saçları çok uzun. Hatta o kadar uzun ki saçlarını sarıp bir keseye koyuyor. O şekilde geziyor. Onu göre. Ve bu olayın mahiyetini bilmeyenler, ya Mahzure bir de müezzinsin, neden kesmezsin bu saçlarını, bu ne hal diyor. O böyle diyenlere içleniyor ve diyor ki, nasıl keserim ben bu saçları, bu saçlara kim dokundu siz biliyor musunuz? Benden nasıl kesmemi istersiniz diyor. Daha ne denir ki? Bu olay size ve bize, hepimize birçok dersi bir arada vermiyor mu? Bizler kendi çocuklarımıza bile böyle sabırlı, böyle anlayışlı olamıyoruz. Olabiliyor muyuz? Evet. Ve Cüneyd-i Bağdadi Kuddise Sirruh Hazretleri. Asr Sure-i Şerifinde geçen vel asr, innel insane lefî husr. Zamana yemin olsun ki insan husrandadır. Ayet-i kerimesinin manasını tefekkür ediyordu. Pazar yerinden geçerken buz satan bir adamın sürekli buz alın, buz var, buz alsana diye neredeyse insanların kolundan tutup ısrarla buz satmaya çalıştığını gördü. Satıcıya neden bu kadar ısrar ediyorsun ki? Zorla satılır mı deyince satıcı eriyor cevabını verir. Bunu duyunca o anda bayılır. Ayıldığında yanındakiler ne olduğunu sorunca, o adamın buzlarında kendi ömrümü gördüm. Neden zamana yemin edildiğini ve neden insanın zararda olduğunu şimdi daha iyi anladım. Sıcak, adamın maddi sermayesi olan buzları eritip tükettiği gibi, zaman da asıl sermayemiz olan ömrümüzü tüketiyor. Saniye saniye, dakika dakika, ömür buzumuz eriyor. Hissedebiliyor musunuz? Hissedebiliyor muyuz? Ömrümüz buz misali erip gidiyor. Sattık, sattık. Satamazsak eriyor. Evet, nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona kul olmak. Ne kadar karlı bir ticaret. Ne kadar şerefli bir rütbe. Evet. Hazreti Musa ve çakallar. Musa aleyhisselam bir gün sürülere zarar veren çakallar için Allah'ım bunları ıslah eyle diye dua eder. Sabah kalktığında
çakalların ölmüş olduğunu görür. Ya Rabbi, ben bunların ölmesini değil, ıslah olmasını istedim deyince Cenab-ı Hak nida eder. Çakalların ıslahı ölümdür ey Musa buyurur. Çünkü onların fıtratında çakallık var ve masum olanlara zarar verir. Ya Rabbi, fıtratı çakallaşmış olan hainleri sen usulünce ıslah eyle. Biliyorsun ya Rabbi. Evet, tilkinin kuyruğu kayaya sıkışmış ve kurtulmak için kuyruğunu kesmek zorunda kalmış. Daha sonra bir başka tilki onu gördüğünde kuyruğunu neden kestin diye sormuş. Kuyruğu kesik olan, öyle kendimi çok mutlu hissediyorum. Şimdi o kadar mutluyum ki adeta sevincimden havalara uçuyorum demiş. Bunun üzerine diğer tilki de kuyruğunu kesmiş. Fakat mutluluk yerine şiddetli bir acı çekmiş. Hemen tilkiye gelip neden bana yalan söyledin? Çok canım acıdı demiş. Tilki, eğer acı çektiğini diğer tilkilere söylersen onlar asla kuyruğunu kesmez ve bizimle dalga geçerler demiş. Bu iki tilki diğer tilkilere yaşadıkları mutluluğu anlatmışlar. Böylece tilkilerin çoğu kuyruklarını kesmişler. Çoğunluk onlara geçince bu sefer de kuyruğu olanlarla dalga geçip onlara eziyet etmeye başlamışlar. İşte böyle. Önce toplumu bozup farklılaştırırız. Sonra da toplumu birbirine düşman ederiz. İşte kıssadan hisse. Bir toplumda bozulmalar artınca bozuk insanlar iyi insanları ayıplar ve dalga geçerler. Sevgi ve saygılarımla.